Evet sevgili dostlar, yine bir gece yolculuğu programındayız. Doktor Hakan Yalman'la birlikte. Hakan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Geçen hafta Allah razı arıyorduk olsun. abi. Bu hafta inşallah bulduk. Bulacağız. Buluyoruz. İnşallah. Aslında bulmuştuk da arıyormuş gibi yapıyoruz. Hani Evet. bulanlar arayanlardır noktasında bir buluş. Geçen hafta önemliydi. Programımızın isminin değişmediğini. Daha sonra da Murat dedi ki abi değiştirmeyelim. Gece yolculuğundan İnsaniyete yolculuk. Gece yolculuğunda insaniyete yolculuk. Yani ikisini birlikte yapalım. Geçmişe bağlı olarak çıktığı için bu isim sürecini devam ettiriyor yani. Evet. Hani bu isim de çünkü gece yolculuğuna bağlı. O da ona bağlı. Zaten biz hep öyle değil mi? Hepsi Evet. birbirine bağlı. Yani şu anda bizim bu konuşmamız bile Big Bang'e bağlı yani. Çok doğru. Aynen. Şimdi burada tabii bir anlam sorunu değil. Aslında anlam arayışının kendisi acaba bir kaçış mıdır diye soruyorum ben. Anlam arayışı. Aslında anlam açık da Evet. diyebilir miyiz? Anlam açık. Tamam. Nasıl açık? İşte geçen şeyde bahsettiğimiz gibi hücreler ne diyor? Biraz oradan bir şey yapalım. Anlam arayışı, insaniyet aslında o Evet. konumuz o. Yani Evet. burada anlam derken neyi Ha, neyi kastediyoruz? kastediyoruz? Bence anlam derken hani gördüğümüz veya muhatap olduğumuz yapıdan geriye doğru gittiğimizde bu işin bir başlangıcı hani o büyük patlama falan onlar görünen kısım. Bir de ondan önce bir başlangıcı var ve o başlangıçta işte ne vardığı şimdi şu an mesela gezegenler, yıldızlar sistemlerinden hareketle geriye doğru gittiğimizde bir tek noktadan başlamıştı sonucu önümüze çıkıyor ve oradan da bu devasa yapının bu kadar hareketli yapının ortaya çıkabilmesi için de çok yüksek bir enerjiye ihtiyaç var. O enerji de ancak bir patlamayla ortaya çıkmış olabilir noktasına ulaşıyoruz. Ama bir de bu anlam boyutundan baktığımızda yani bu kitap nasıl yazılmıştır'ın belki karşılığı bu bahsettiğimiz. Ama anlam boyutundan baktığımızda da biraz önce o söylediğimiz süreçlerin şekillenişini daha önceki programlarda sevgi gerçekliği üzerinden çözmeye çalışmıştık. Ve burada temel gerçekliğin bir güzellik ve o güzelliğin ortaya çıkması süreci olduğunu ifade etmiştik. O zaman şimdi bir güzellik ve güzelliğin ifade edilmesi ise şimdi güzellikle ilgili en temel duygumuzun da muhabbet olduğunu ifade etmiştik. Ve dolayısıyla ilk başta bu muhabbeti varlık şeklinde ortaya çıkaran ve o varlıkta muhabbeti ifade etmeye çalışan bir iradeden bahsediyoruz. Ve geçen hafta bu insan biyolojik, psikolojik, sosyolojik varlıktır denilmişti ama bizim anlattığımız şeylerin hiçbirisi o tanımın içerisine sığmadı. Doğru. Yani nereye koyacağız? Biyolojiye mi koyacağız? Ve neticede geldiğimiz yer insan anlam varlığıdır Evet, dedik. evet. Anlam bulan insan insandır dedik. Çok doğru. Kendi anlamını mı bulacak, neyin anlamını bulacak? Bu varlığın işte bir hücrenin anlamı var dedik. Evet. Bu bedenin bir anlamı var dedik. İşte bu zamanda olmamızın bir anlamı. Ya yani her şeyin bir anlamı var. Ve insanın anlamı ne? Ve her şeye insan anlam veriyor kendince. Kendince anlıyor. Bir anlam yoğunluğudur. Ortada bunun ayette de var. İnsana anlamayı ve anlatmayı öğretti. Mesela hayvanın böyle bir derdi yok. Anlama gibi bir derdi yok. Yani bir örümcek düşünmüyor, bir şey düşünmüyor. Ama Evet. insan Evet. düşünüyor. Anlam varlığı. Yani şöyle aslında biraz daha bütüne baktığımızda insan öyle bir varlık ki hani örümcek düşünemiyor işte mesela başka bir varlık düşünemiyor dediğimiz o varlık toplamını da temsil eden ve onların aslında nihayetinde hepsinin adına düşünmesi konumunda olan yani düşünme konumunda olan bir yere de oturtulduğu anlaşılıyor. Yani onların düşünmediğini anlayabiliyoruz. Hani bunu çok tartışmaya gerek yok. Hani Evet. birilerinin düşünmediğini nereden biliyorsunuz filan düşünmüyor. Evet. Çünkü bir sorumluluğu yok. Makamı sabit. Ama insan düşünüyor. Ya düşlerinde yaşıyor ya düşüyor. Evet. Düşünce varlığı yani. Çünkü tekamül varlığı. Aslında düşünce varlığı
tekamül varlığı, akıl varlığı insan. İnsanı çok insan doğru. Yapan şey akıl. Yani burada o zaman şöyle bir şeye geliyor iş. İnsan mesela düşünebiliyor da bu düşünceyi kendi gayretiyle mi elde etti veya ona ait bir, bir de bu var. Kabiliyet mi bu? Onun kendi geliştirdiği bir şey mi? Veya onun diğer varlıklardan bağımsız olarak işte kendi çabalarıyla ortaya çıkmış bir durum mu? Aslında öyle olmadığı da gözüküyor. Yani sistem ard arda işleyen yapıyla bir nihai varlık sonucunu doğuruyor gibi gözüküyor ve bu ard arda işleyen yapının da her bir varlık bir parçası. Yani atomda bir parçası, molekülde bir parçası, kelebekte bir parçası, efendim yılan da bir parçası, aslan da bir parçası. Ama insan meyvesi. İnsan meyvesi ve nihai nokta. Nihai. O zaman şimdi İnsanda burada her şey var değil mi? Mükevvenatta ne varsa hepsi insanda da var. Var ve bütün bunların toparlanıp geldiği bir odak noktası konumunda ve orada bir düşünce dediğimiz sonuç da ortaya çıkıyor. Oo, insanın da şeyi düşünmesi. Ve bütün bu varlıklar aklı. İşte düşünen bir varlığı netice verecek şekilde kurgulanmış. Ve o zaman orada insanın bir merkezi konumu var. Bu merkezi konumda da hepsi adına doğru düşünmeyi ve o doğru düşüncenin sonucunu ortaya koymayı da emaneten üzerinde taşıyor. Yani Nuh Aleyhisselam gemiye bütün hayvanatı topluyor yani. Evet. Ve burada da yani benim dünyamda hani düşünmüyor diye düşündüğüm veya düşünmüyor diye algıladığım bir diyelim ki kelebeğin ya da evde beslediğim bir kedinin aslında sadece benim işte bir yanımda birinin var olmasını sağlayacak bir konumda bulunmadığını, onun işte benim varlığımın ortaya çıkışındaki silsilenin bir parçası olması nedeniyle bendeki düşünebilme ve bu düşünceden doğru sonuç elde etmenin aynı zamanda benim ona karşı da bir sorumluluk olduğunu dikkate almam lazım. Abi burası çok enteresan. Evet. Yani halk içinde, hak içinde, halk gibi böyle bir ayna metaforu gibi bir şey oldu böyle. Çok doğru ve bu aslında insanı sadece sorumluluk olarak kendiyle ilgili bir varlık olmaktan çıkarıp dünyasına giren ve onun düşünmesine zemin hazırlayan bütün varlıkların da sorumluluğunu taşıyan bir konumda bulunduğunu ortaya koyuyor. Ya benim işte bedenim, benim evim, istersem şöyle yaparım, istersem böyle yaparım konumundan çok benim dediğim her şeyin benim olarak algılanmasının arka planında bana ulaşan ve benim dünyamda var olan her şeyin varlığının benim üzerimde bir hakkı ya da benim onlara karşı bir sorumluluğum var. Yani her şey bizim için kurgulanmış. Çok doğru, evet. Çok acayip. Yani olayı şöyle düşünelim. Mesela bu bardak var diyorum. Hı hı. Bu bardağın varlığı nasıl ortaya çıkıyor? Neticede benim algılarım ile ortaya çıkıyor. Evet. İşte bu evren var diyorum. Veya burada işte bir stüdyodayız. Bu stüdyo var, bizler varız diyorum. Şimdi bunlar hepsi benim algımda ortaya çıkıyor. Az önce konuştuğumuz bütün her şey de gene benim algılarımda ortaya çıkıyor. Ve hatta işte Hazreti Muhammed var diyorum. O da benim. Hazreti Muhammed diye bir varlık da benim algı benim dünyamda var. Evet. O zaman şimdi olay öyle bir noktaya geliyor ki yani bu varlık dediğimiz şey o insan dediğimiz yapının hani düşünebilen, algılayabilen bence düşünmesinden çok daha önemli bir fonksiyonu insanın kalp yani bu manevi anlamdaki kalp fonksiyonunu taşıyor olması ve onunla bu varlık ötesi bir varlığa muhatap olabilecek bir potansiyele sahip olması. Böyle bir idraki var ve böyle bir potansiyeli var. Potansiyeli var. Ve bütün bunlar da onun işte algıları ve algılarıyla bağlantılı değişik hayalleri işte farklı yerlere gidebilecek iç duyguları, latifeleri bütün bunlarla şekillenmiş bir varlık. Ve her şey onda var olarak yani kendi aleminin ana direği merkezinde bulunan bir konumda. O zaman var olarak algıladığı her şey onun dünyasında açığa çıkıyorsa o var olarak algıladığı her şeye karşı da
onları algılayabilecek, anlamlandırabilecek bir özellik ona verildiğine göre bir sorumluluğu var. Bu çok tabii derinde hissedilirse ancak anlaşılacak bir şey. Çok doğru, evet. Çünkü hayal gücü harflerden ve sözlerden çok ötedir. Tecrübe hiçbir zaman, dil hiçbir zaman tecrübeyi ifade edemez. Evet. Sufilerde şöyle bir şey var. Kendi bilincinde olmadığımın bilincine vardığımda birliği hissettim. Evet. Kendi bilincimin bilincinde olmadığımda, olmadığımı fark ettiğimde. Yani bunu işte ayna metaforuyla filan da bir şekilde anlatılıyor. Yani aynada geçtin, suretine baktın. Yani bir anda oldu. Bir evet. anda oldu. Evet. Yani aynadaki sen misin? Hem evet hem hayır. Yani aynadaki gözünle çıkarttığın gözün arasında dağlar kadar fark var. Mertebeler var, yansımalar. Yani insan iç içe anlam boyutları ihtiva eden bir kitap. Her mertebenin de bir şeyi var, anlamı var. Yani tabii. Hep insan bilim de bir anlam arayışında aslında. Tabii. Felsefe de, sanat da bir anlam arayışında. Bütün insanlık aslında varlık anlam arayışında. Veya işte kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Biz geçen hafta orada dedik ya hani arıyorduk geçen hafta. Bunları anlattık, bu hafta bulduk. Bulduk. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Evet. Evet. O zaman işte bütün var dediğimiz her şey Cenab-ı Hakk'ın eyvallah. Yani arka planda varlığını bize tanımlayıp o tanımladığı varlık üzerinden kendini sevdirmeye çalışan zatın o kendini sevdirmeye çalıştığı dil aslında. Çok güzel. Bazen Hazreti Muhammed şeklinde alemimizde yazılıyor. Ha. Bazen işte Hazreti İsa şeklinde, bazen Hazreti Adem, bazen Samanyolu galaksisi, bazen dünya, bazen işte... Abi mesela bazen Beethoven diyebiliyor muyuz? Bazen Mozart diyebiliyor muyuz? Çok, yani söyleyebilir miyiz bunu? Bence bazen rahat, Tesla diyebilir miyiz? Tabii. Bazen Einstein'da diyebilir miyiz? Tabii. Mesela Einstein'da da bir şeyler olmuş yani. Tabii. Ve hatta başka ben... kimleri diyebilir miyiz? Misafirlerimiz de var da programımızda şu anda. Evet. Başka birilerini söyleyebilir miyiz? Burçak Hanım. Var mı? Söyleyemeyin. Siz fizikçi olduğunuz için fizik hocası. Burçak Yüce Hocam zaten tanışıyorsunuz. Bizden önce programı olan arkadaş da size de çok inşallah programına bir gün davet de eder size. Gidersiniz. İnşallah. Çok inşallah. Güzel programlar yapıyor kendisi de. Keşif değil mi? Evet. Keşif. Evet. Eyvallah. Güzel şeyler. Nikola Tesla. Evet. Nikola Tesla söyledik. Başka sizin vardır. Bir tane ateist bilim adamı vardı mesela. Ona bir ondan da itirafları vardı ya. O da. Ama hep manevi anlamda konuşuyoruz tabii biz. Evet. Ama aslında işte arıya da vahyeden yani arıdan evet. da işte horoza bakıyorsun mesela. Yani ben mesela biraz daha uç bir şey söyleyeyim. Evet. Neticede bu kitabın bir kelimesi bir kitapta ifade edilen anlam olarak Netanyahu da o iletişimin bir parçası. Allah Allah. Orada da bir tabii. Çok oradan nasıl çıkıyor abi? Orayı şimdi ben çok şey yapamadım. Şimdi zahiri çok... Esas olan hayır. Mesela hayrihi ve şerrihi minallah. Sonra bize abi şey olmasın ya. Yani reddiye falan yemeyelim bak. YouTube programları vallahi çok tehlikeli. Tabii biraz, şöyle. Yani arkadaşlar la ilahe illallah Muhammed'e mesul o zaman. Murat. Bunu her zaman söylüyoruz. Evet. Doğrusunu Allah bilir. Burada. Yani... anlamaya çalışıyoruz. Reddiye hakkıyla yiyeceksek abi, en azından yolumuzu düzeltiriz. Yani varsa bir şeyimiz tabii evet. ki ama böyle kırmadan dökmeden sakin. Bak kardeşim burada ayette böyle anlatılıyor nasıl böyle olabilir yani. Tabii ki tabii ki. Evet. Yani hiçbir zaman kavgaya gürültüye evet, gerek yok. Evet, evet. Neticede birbirimizle uğraşmayalım insaniyet, yani. Evet. İnsaniyet yani ilahi ikazla evet. kavli lehini gerektiriyor. Yani kimle muhatap olursak olalım. Yani insanca konuşmak, lehin dediğimiz nezaket içerisinde ve karşı tarafı aynen. anlamaya çalışarak, ona da kendi meramını anlatmaya, doğru anlatmaya çalışarak iletişim kurmak kesinlikle. İnsaniyetin önemli bir gereği. Yani bu benim değil, tabii, tabii. alemlerin Rabbinin ikazıyla ortaya çıkmış bir sonuç. Kesinlikle. Şimdi nereden buraya geleceğiz? Yani Netanyahu. Böyle bir uç şeye nasıl... Netanyahu'da kalmış abi top. Netanyahu'yu evet. açıklayalım abi yoksa. Evet. Şimdi şöyle varlığın esası muhabbet dedik ya.
Ve bu muhabbetin açığa çıkması için de varlık bir direkt bir de dolaylı hizmet eden yapı üzerine kurgulanmış. Hmm. Ama bunun kötü tarafında olmak var. Bunun yani, kötü tarafı, kötü tarafı mı diyeyim? Kötü tarafı şey şimdi var. Kötü tarafı biraz iyi, ben şey baktım. Kötü tarafı ve ontolojik iyi. Ontolojik bakıyorsunuz siz. Ben şu anda duygusal baktım. Evet. Yani ama ontolojik realitede baktığımızda Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile düşmez. Çok doğru. Evet. Yani şimdi bu da bir gerçek yani. Bunu kabullenmediğimiz zaman da doğru bir varlık okuması yani da yapamayız. Yani. Evet. Yani tamam hani hazine gelince Allah'tan da musibet gelince Allah'tan evet, olmayacak aynen. mı? Ne tabii. yapacağız abi bunu? Tabii. Şimdi burada temel gerçeklik güzellik. Zaten o baştan beri konuştuğumuz bir durum. Güzellik insana hangi şekilde anlatılacak? Yani insan yine burada devreye giriyor. İnsanın çok önemli bir özelliği zıtlarla biliyor ve zıtlarla hissediyor. Oo, bu kadar bilmeye ihtiyacımız vardı ki Netanyahu geldi. Bu kadar gazap, bu kadar rahmeti celbediyor. Geçen, yani şu anda. Bunu anlayabiliriz değil mi buradan? Evet. Galiba Burçak Hanım gösterdi bir Amerikalı bayanın Kur'an'la ilgili bir şeyini yaklaşımını. Yani ben bir ayette işte yanacaklar derileri tekrar oluşturacak gene yanacaklar yanmaları bitmeyecek ayetini Nisa suresindeki bu ayeti kabullenmekte hazmetmekte çok zorlanıyordum. Ama bu süreç bana o ayeti ne kadar doğru ve yerinde olduğunu hissetmemi sağladı. Yaşasın zalimler için cehennem. Gibi. Şimdi burada şimdi böyle bir bayan bu duyguyu hissetmesine Netanyahu'nun vesile evet. olması varlıkta bir güzellik. Evet. Ama bu Netanyahu'nun güzelliği değil. Değil. Varlığın güzelliği, varlığın arka planındaki sanatkarın ve yazarın güzelliği. Çok güzel. Yani evet. o duyguyu zıttından o kadar güzel anlatıyor ki Hitler'den de o zaman evet. anlatıyor, fark ediyor. Ama hepsi, Hitler onun sahibi değil. İşte Hitler burada şimdi şunu karıştırmamamız tabii. gerekiyor. Bir, kendi dünyamızda iyiye hizmet etmek ve kötüye vesile olmak şeklinde bir imtihanla yüz yüzeyiz. Bu bir ama, ilke. Evet. Ama bu az önce bahsettiğimiz o hani kendi mukaddes alemindeki güzelliği ortaya koyacak zaten her halükarda güzelliği ortaya koyacak. Bunun önüne kimse geçemez. O zaman abi bu tam aslında şeyin yani bir eylemin sana bakan veçesi birse evet. Cenab-ı Hakk'a bakan veçesi 99. Çok güzel. Evet. Yani hatta, esas mahsuller de Cenab-ı Hakk'a aittir. Tabii. Hatta sana bakan veçesi farazi ve itibari bütünü Cenab-ı Hakk'a bakıyor aslında. Ve dolayısıyla bir şeyden herhangi bir durumdan Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine sonuç çıkaramayız gibi bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Bir daha son. Yani herhangi bir durumdan ne olursa olsun evet. işte bebek katli olsun, depremde ölen çocuklar olsun efendim aklımıza ne gelirse. Yani işte tecavüzler bilmem işte aklımızdaki bütün bu bu hayatın işte rezillikleri, fenalıkları diye tanımladığımız şeyler bunlara yaratılma itibariyle baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine bir sonuç çıkmaz demek varlığı doğru anlamamış olmak anlamına çünkü gelir. Çünkü o abes ve hiksiz iş yapmaz. Onun izni olmadan bir yaprak bile düşmez. Olmaz, evet. Ama biz sorumluyuz. Çok bunun doğru. ayrımını yapacağız. Çok doğru, yani evet. şeytanlık beni sen şey yaptın yok. Tabii. Bu senin sorumluluğunda. Aynen. Ama şeytandan da başka bir şey gösteren. Yani Cenab-ı Hak sana şerri ortaya çıkmak çıkarmak, şerri ortaya çıkarmak için işte bir vazife üstlenmek gibi bir konum vermemiş. Evet. O şimdi tamamen kişinin kendi iradesiyle ve seçimiyle, olumsuz duygularıyla yönlendiği bir şey. Ama zaman ve mekan üstü bir zatın da kendi güzelliklerini anlatmasına vesile olacak bir sonuç doğurmak onun dışında ve iradesinin dışında olan bir durum. Şimdi madem Allah bunu istiyor, benim sorumluluğum nerede diyemezsin. Allah'ın istemesi senin sorumluluk alanının dışında bir alan. Yani onun üzerinden sen kendi tanımını yapamazsın. Abi çok acayip aklıma sorular geliyor. Yani haddi aşmak da istemiyorum ama Cenab-ı Hakk'ın bundan yani böyle bir olaydan, böyle Gazze gibi bir olayı yaratmasında acaba ne gibi
hikmetler, ne gibi muratlar olabilir, ona mı bakmak lazım o zaman? Çok doğru. Yani bu çok şimdi kendi açımızdan baktığımızda tamam, ama Cenab-ı Hak yaratan, izin veren, yani o trafik kazasını yaptım ben, evet eksikliğinden dolayı, ama yaratan o. Evet. Ve evet. En derinde de işte abes iş yapmaz, hikmetsiz iş yapmaz. Ama dilemeseydi yapmazdı da. Ama çok, yaptı. Çok doğru. Yaptı. Evet. Yani bu kadar şey yapıyoruz. İşte yaptı. Burada şunu hep aklımızda tutmamız lazım. Çirkin, kötü, olumsuz dediğimiz şey sadece bizim algıladığımız alanda. Hmm. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Kahhar ismi çirkin değildir. Hissedilmesi ve algılanması gereken bir isim. Yaşanması gereken. Yaşanması gereken bir isim. Buna da vesile olacak olaylar, olumsuzluklar da aslında varlığın güzellikleri. Evet, evet. Mesela orada bu zalim üzerinden işte zarar gören bir mazlum diyelim. Yani ne günahı var? Şimdi o çocuğu düşünelim ki orada işte ekranlarda gösterilen eli yüzü kan içinde daha masum. Evet. Belki birkaç aylık, evet, bir çocuk. Evet. Bu çocuğun ne günahı var diye biz buradan gördüğümüz alemden böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Ama o çocuğu o vesileyle, yani ana rahmindeki işte tabii, telef ettiği bir hücre Allah gibi o vesileyle cennette böyle çok ebedi kalacak bir bebek ve o bebeklik hayatının bütün güzelliklerini tattıracak bir noktaya Cenab-ı Hakk'ın taşıdığını çok güzel düşündüğümüzde. Tabii. Zahiri yani, çirkin ama evet, batınında çok güzel, çok olaylar güzel, evet, var. O zaman o insanlar şehit. Evet. Zalim mazluma zulmediyor. O insanlar kurtardı çok gibi doğru bir şey olmuş oluyor. Mesela bu kendimiz... ana rahminde ikiz çocuğu konuşturan işte bize hakikaten çok ağır tabii. Ama Cenab-ı Hak işte şimdi bunu çekiyoruz. Bize ağır olmasının gerek sebebi bence arka planı görmeden sadece gördüğümüz kısımdan olaya bakıyor olmamız. Yarın bir gün inşallah bir Cenab-ı Hak bizlere imkan verir ve inşallah onu hak ederiz. Mesela cennetten böyle bir programın tekrar geçmişe dönük yorumunu yaptığımızda şunu diyeceğiz. Bak, yani bizim o çirkin dediğimiz şeyler bütünden bakıldığında ne kadar güzelmiş. Belli güzellikleri açmış, tetiklemiş. İyisine bakacağız, hayrına bakacağız. Yani bir de şöyle burada şimdi... Bir de hep yine biz kendi açımızdan bakıyoruz değil mi? Tabii. Puzzle'ın, yani puzzle'ın evet, tamamı burada ortaya çıkmıyor. Bu puzzle'ın en büyük ve tamamlayıcı parçası sonrası, yani uhrevi alem dediğimiz alem. Dolayısıyla hani burada bizim yaptığımız iyilik, kötülük, çirkinlik, güzellik tanımlarının çok sonrasıyla önemli birlikte onu da işte hayal ve his ile ancak yapabiliriz. Ya, ya. Tamamladığımızda onun gerçek boyutunu görmek imkanımız var. Ya. Yani varlık hep bu ikili yapıda işliyor. Çok doğru. Bu çatışma yani. Ama şunu aklımızda hep bulundurmamız lazım. İşleyen süreç yaratana ve olayın en başından bugüne kadar işleyen süreçlerine uygun bir zeminde, bu anlam çerçevesi içerisinde tanımlanıp ele alındığında her şey güzel. Evet. Ama şimdi şu saçma soruyu sormayacağız. Hı-hı. Madem güzel, o zaman biz bunun destekçisi mi olalım? Şimdi zaten bu varlık içerisinde o güzelliği vücuda getiren zat sende de senin iç dünyanda da ona karşı nefret duygusunu oluşturuyor. Ya. Şimdi Harry Potter filmi güzel mi abi? Güzel. Evet. Yüzüklerin Efendisi güzel bir film mi? Güzel bir film. Matrix güzel bir film mi? Acayip güzel bir film. Evet. İşte falan filan güzel bir film. Güzel. Kötü karakterler var mı içinde? Tabii ki. Var. Evet. Olmazsa zaten filmin şeyi çıkmayacak yani. Yani orada İşte roman, senaristin ya da tabii, işte o filmin yapımcısının, evet, hedeflediği maksat o zaman yani ortaya çıkmayacak. Oo, siz o zaman kötülerin tarafına gidin. Bizim Elif Düveloğlu arkadaşımız vardı. Kanser patoloji o şey üzerine. Ya Kubilay dedi, o dedi kanser hücrelerine bakacaksın dedi. Aman yarabbi dedi. Oturur ağlarsın, o virüslere bakacaksın, şekillerine bakacaksın. Nasıl bir aşk ile anlatıyor böyle, tamam mı? Birisi yazmış, kanser olasın. Öbürü demiş, virüsler seni... Yani başka bir şey anlatıyor o. Yani orası başka bir şey. Yani filmin bütününden baktığında... Yani burada aslında şunu görmek lazım. Kanseri yazan zat... Yaratan da Allah. Kanseri yazan zat... Onu da öyle güzel bir estetikle yazıyor, değil ki ya,
Yani onun arkasında da ne kadar muhteşem bir sanatkarın var olduğunu hissedebilelim diye. Bir eserde var, bir tasavvufi eserde bu söylediğiniz hatırlattı. Şeytanı işte şey yapıyor. Ya diyorlar işte Azazil o mertebede yani. İşte diyor sen ne kadar güzelmişsin. E doğru diyor, sizin çirkin bakışınız diyor. Beni çirkin. Ben diyor Rabbimin katında. Böyle gibi doğru yanlış bilmiyorum. Burada anlatmaya çalıştığım şu, en çirkin görünen şeyin ardında bile Allah'ın imzası var. Evet. Bunu anlamaya çalışalım. En çirkin gördüğümüz şeylerin ardında bile Cenab-ı Hakk'ın izni olmasaydı olmazdı. Her şeyin iyisine bak, hayrına bak, güzeline bak. Zahiri çirkin görünebilir, ardındaki güzellikleri gör. Tabii ki gönül istemez ama dünyanın, doğanın, Şimdi sistemin gönlün şeyi bu. istememesi buna karşı tavır, az önce bahsettiğimiz bu farazi ve itibari dediğimiz işte O alan için söz konusu. fiiller alanının işleyişi. Ama sen eğer kalpte bunu bütünleştirip o ressamın ya da sanatkarın ya da yazarın maksadını eğer orada göremiyorsan o zaman kitabı doğru okuyamıyorsun demektir. Yine hep kendimize göre düşünüyoruz İşte ama o az mesela. önce konuştuğumuz olaylarla ilgili biraz seninle farklı bir zeminde konuştuğumuzda hani kesrette boğulmak diye bir tabir geçmişti ya. Evet. Yani kesrette boğulmak demek bu varlığın sebep sonuç aleminin kuralları, kanunları, işte sosyal yapı bunların çarkları arasında kalbin boğulması. Kisp ve kalp demiştim. Evet. Kisp, Bir kesp. işleyiş alanı var, bir de kalp alanı Kalp var. alanı var. İşleyiş alanında işte bütün bu zalimlerden nefret hakikaten hem insaniyetin hem Var. varlık alanının bir gereği. Duygunun, her şeyin İşte gereği. adaletin sağlanmasının bir gereği, işte varlık kanunlarının doğru işlemesinin bir gereği, Allah'a karşı iyi bir kulluk yapabilmenin bir gereği. Gereği. Ama kalpte bütün bunları bütünleştirip o zulüm gözüken tablonun arkasındaki ressamın zulümle beraber kendi güzelliğini anlatmasını da hissedebilmek çok güçlü bir varlık okuyucusu olmak anlamına Abi geliyor. çok güzel ya. Şimdi bir iki bir şeyler okuyacağım. Tam bununla alakalı dedim ya, belki Evet. okuruz diye. Tabii. Bu Muhittin Arabi'nin harf sembolizmasında, yani bütünden baktığımızda, Cenab-ı Hakk'ın nazarından baktığımızda güzel diyoruz yani. Ama kendi parçalarımızdan baktığımızda izafi ve itibari diyoruz. İşte kötülükler, güzellikler diye ayrım var ama Cenab-ı Hak katında mutlak şey Evet. var. Şimdi bu harfler diyor Muhittin Arabi, sözcüklerin, kelimelerin yapı taşlarıdır. Yani sözcükler harflerden oluşur. Sözcükler ise dilin yapı taşıdır. Sözcükler de dili oluşturur. Harflerden sözcüklere, sözcüklerden dile. Harfler birleşir sözcük, sözcükler birleşir de dil sistemi olur. Dil sistemi. Dilin fonksiyonu da duygu, düşünce ve değişimi sağlamak, yani iletişimdir. Bu varlığın nihai geldiği, yaratılmış varlığın bir iletişim dili var. Bir iletişim aslında varlık. Karşılıklı iletişimden bunu görüyoruz. Evet. Cenab-ı Hakk'ın da kuluyla bir iletişiminin olması lazım. Çok doğru. Yani o zaman şuraya geliyor iş. Yani diyelim ki bir metin var. Bu metin içerisinde esas insaniyet ve güzellik anlatılacak ama o metnin kelimeler arasında adalet ve zulüm de var. Şimdi biz yapı olarak yani insan yapısı adaleti zulüm kavramı olmadan, zulüm kavramını anlamadan adaleti anlayabilme imkanı olmayan bir varlık. Dolayısıyla bu varlık kelimeleri içerisinde Hazreti Muhammed de var. Ondan sonra Ebu Cehil de Ebu var. Cehil de var, Ebu Firavun da, Bekir de Musa var, var. Firavun da var, Netanyahu da var. Haydi. Yani bu kitabın yazarı okuyanla iletişime geçiyor. Çok doğru. Şimdi zalimi o kadar güzel tasvir ediyor ki Evet bir ya. yazar düşün. Evet. Evet. İşte Of. o yazarın güzelliğidir aslında bu. Ha, değil mi? Ve sana tam Şey. şeyi adaleti ruhunda derinden hissettiriyor. Evet. İşte bu mesela kitabın güzelliğinin bir işaretidir. Ve bu anlamda kainat kitabından, dünya sayfasından daha güzel bir anlatım olamaz bence. Abi bu çok, sadece şu mana, şu cümle, yani bu kitabın yazarı sana
zalimi öyle bir gösteriyor ki. Evet. Bir anda adalet duygun kabarıyor. Çok doğru. Diyorsun olmaz diyorsun böyle bir şey. Çocuğa yapamazsın böyle bir şey. Bu, o senden... Bunu ortaya koyacak bir anlatım çok muhteşem. Yani hepimiz Filistiniz. Evet. Oluyor yani. Evet. Evet. Zalime karşı. Yani bu duyguyu hissettiren evet. ve muhtemeldir ki bunun uzantılarında da dünyada çok hayırlı gelişmeler, güçlü duyguların ortaya çıkmasına bir zemin hazırlanır. Şu anda dünyanın Gazze olması lazım. Cenab-ı Hak bunu belki değil mi? Zeminini hazırlıyor. Zeminini hazırlıyor. Evet. Diyor ki böyle bir zulüm var ey dünya. Böyle bir zulüm var ve bu dünya burada senin manen inkişaf ediyor işte. Tamam. Buna karşı bir şeyin çıkması lazım. Ve benim bu çok çok güçlü bir inancım. Bu hani süreçler ferdi planda iradi ama toplum ve dünya planında gayri iradi. Yani süreç senin dışında ve iraden dışında ne planlandıysa gerçekleşecek. Ve dolayısıyla bu muhteşem bir planın, muhteşem bir anlatımın o işte kolektif insaniyet dünyasında da ortaya çıkacak olumlu sonuçların vücuda gelmesi için de olmazsa olmaz bence. Çünkü İmam-ı Gazali'nin belki sen de hatırlarsın çok bunu geçmiş programlarda da hep zikrettik. İmam Gazali'nin çok muhteşem bir ifadesi var. Leyse fil imkani ebdeu min makane. İmkanda vücuda gelenden daha güzeli yoktur. İmkandan vücuda gelenler dediğimizde yaşadığımız, gördüğümüz, var olan her şey. Çok yani mevcut durum bizim için en uygun durumdur. Aynen. Evet. En hayırlı evet. durumdur. Şimdi mesela Merkez Efendi'nin ben bu merkezde tutardım ifadesinin arka planında, derininde Gazze'deki o zulmede dokunmazdım var. Şimdi bu Merkez Efendi'yi zalim yapmaz. Nasıl bir bakış olması lazım? Evet. Cenab-ı Hakk'ı zalim yapmış olur o zaman. Ben ona dokunmazdım derken şunu kastediyor. Hani ben orada insan olarak bulunduğumda bu zulmün karşısında dururdum. Ama Cenab-ı Hakk'ın konumunda buna dokunmak demek, az önce dedin ya, bir sürü oradan ortaya çıkacak hayırlı neticeler var. Bunun önüne geçmek anlamına gelir. Yani Merkez Efendi de belki şöyle diyor. Hani ben dokunursam değiştiririm de diyor. Cenab-ı Hak adına dokunmam diyor yani. O kudret de var insanı kamilde ya. Evet. Hani öyle de okuyabilir miyiz? Yani tabii çünkü... orada belki esas maksadı... esas. Evet. Şu şekilde anlamak lazım. Allah'ın vücuda getirdiği bir şeyin bize bakan boyutuyla olumsuz evet, kısmı evet. bizim de ona olumsuz bir tavır sergilememizi gerekli kılar. Ben Merkez Efendi olarak bunun karşısında dururum. Ama hocam bana diyor ki sen işte Cenab-ı Hakk'ın konumunu sana bir an Cenab-ı Hak verseydi ne yapardın? Ne yapardın? Ellemezdim. Evet. Dokunmazdım diyor. Çok enteresan. Zaten Muhittin Arabi aynısını söylüyor. Diyor ki insanı kamilde öyle bir tesir kudreti vardır ki olayın gidişatını değiştirebilecek bir kudreti vardır. Evet. Fakat kulluğundaki marifetten dolayı bunu yapmaz diyor kaderine şey yapar. Yani aynı Merkez Efendi gibi Cenab-ı Hak olsaydın ne yapardın? Ellemezdim. Bir mertebeleri o insanı kamilin Cenab-ı Hakk'ın bakış açısında ellemiyor, müdahale etmiyor. Ama sorumluluklar dünyasında da yapması gerekeni yapıyor. Yapması gerekiyor zaten. Gerekiyor zaten. O da kulluğunun bir gereği. O da kulluğunun evet. bir gereği. Tabii. O zaman burada ikili bir boyutumuz, berzah boyutumuz sanki. Çok doğru. Yani berzah boyutumuzdan yani... Beethoven'da da gördük, Tesla'da da görüyoruz, orada da görüyoruz. Her yerden aslında Allah bir şey anlatıyor insana. Bir tarafta da bu kitabın içinde bizim bir rolümüz var. Çok doğru. O zaman şöyle, bir, bu kitabın bir manası var. İki, bu kitabın içinde bizim bir rolümüz var. Çok doğru, evet. İkisini. Ve o mananın içinde biz de varız. Biz de varız. Bu mana, bütünlükün mananın evet. içinde biz de varız. Tabii. Biz acaba kendi içimizdeki hangi? İçimizde hissettiğimiz, bize hissettirilen... Bütün duygularda o kitabın bir parçası. Yani işte oradaki bir zulmün karşısında isyan duygusu da kitabın bir parçası. Ve sen orada yazılan ve yazılmış olarak kitabın içinde yer alan bir konumda o tabloya muhatapsın. İşte orada işte eliyle, diliyle, kalbiyle olayın karşısında durmak vazifesi ön planda. Ama aynı hadiseye
bir de vücuda getiren, ondan sonra onarı işte şekillendiren zat noktasından bakabilme melekesi de sana verilmiş. Evet, evet. Ona kalp diyoruz yani. Kalbin boyutundan olaya baktığında da oradaki zatın anlatımındaki güzelliği, ortaya koyuşundaki güçlülüğü, ifadesindeki etkililiği fark edip hissedebiliyor olman. Hakan abi, anladığım kadarıyla Cenab-ı Hak anlam üretiyor bütün bu varlıktan. Çok doğru. İnsana da bir anlam vermiş. Metrede bir kitap bütün bunlar. Bir kitap. Evet. Yani ama savaşla, ama barışla, ama biraz rızıkla, ama fakirlikle, zenginlikle, korkuyla, güvenle bu kazan kaynıyor. Çok, yani evet. Bu Firavun, Musa, müthiş bir anlatım var ortada. Roma, evet. İşte İsa, ben evim Ebu Cehil'in Peygamber Aleyhisselam'a yaptığı asal, hep sürekli bir durum söz konusu. Bu ahir zamanda da bir durum. Her zaman bir durum söz konusu. Ve bir gelişim söz konusu, bir kazan söz konusu. Evet. Ve insana çok önemli bir değer veriyor bu kitapta. Çok diyor doğru. Ki yani insan şöyledir diyor mesela. İnsan şudur diyor. Yani bir de çok önemli bir imkan ve konum. Bunu biz kendimize vermiyoruz değil mi abi? Yani veremeyiz. Şimdi hayır hayır şöyle derler de mikrofonu. Hani ne o? Kendini bütün mahlukatla eşit. Yani çocuk öyle yapıyordu mesela, biz şeydeydik. Bu köpekten benim farkım ne? Bu köpekten farkım ne diyordu benim, tamam mı? O da yiyor, ben de yiyorum. Bak diyor. İşte ne farkım var diyor bir balıktan diyor. Ben de bu varlık içindeyim. Bir farkım yok diyor yani. Ben hayvandan farksızım diyor mesela. Ha ben de diyorum ya, bir biyolojik olarak evet hayvandan farksızız. Yani bir hayvandan belki böbrek nakli falan, ama bir farkımız herhalde var. Yani hayvan, en azından hayvanın bizden bir farkı var. Evet. Yani hayvan der ki ben insan değilim ya, ben sen değilim der yani. Yok yok, bensin bensin. Bir farkımız yok mu diyeceğiz, ne diyeceğiz? Bir farkımız var yani. Ve bu fark işte en büyük şekliyle az önce bahsettiğimiz, yani en azından bizim görebildiğimiz ve algılayabildiğimiz kadarıyla kalp dediğimiz bir fonksiyonla o arka plandaki bütün bu manaları ifade etmek isteyen zatın manalarını algılayabilecek ve derin bir duyguyla hissedebilecek bir konum verilmiş. Oo. Ve o, yani daha önce ifade ettiğimiz o konumla beraber senin aleminde, senin algı dünyanda var olan işte diğer bütün varlıklarında, kedinin, köpeğin, bilmem işte o yiyip içen diğer bütün varlıklarında senin dünyanda bir karşılığı ve o kalp aleminde o karşılıkla beraber bir anlam bulması sorumluluğu var. Yani bir hayvanın kalbi acımıyor mu mesela, değil mi? Evet. Yani insanın. Yani şöyle, sadece mesela bir bardak. Hı-hı. Şimdi bu bardağın sendeki sorumluluğu onun ifade ettiği anlamla senin dünyana girmesi. Duygusuyla girmesi. Yani şimdi sende anlam bulmak üzere vücuda getirilmiş bir nesne. Eğer sende anlam bulamadıysa o zaman anlamsız kalıyor. Şimdi bunun anlamını eğer sen kendi dünyanda karşılık olarak ortaya koymadıysan ona karşı bir sorumlu konumdasın. Ve yani sadece işte bir Allah'ı tanımamaktan bu kadar büyük bir azap neden? Çünkü bu kadar senin dünyandaki bütün nesnelerin, bütün işte zerrelerin, bütün işte bardağın, bilmem çanağın, tabağın, yıldızların, gezegenlerin, köpeklerin hepsinin anlamsızlığının bedelini hakkına, hukukuna tecavüz etmiş onları, olman. Çünkü onlar sende anlamın, yani bulmasını, anlamın sende için, anlamının bulması için vücuda getirilmiş varlıklar. Yani şöyle, bu filmin hiçbir anlamı yok dediğin zaman bütün oyuncuların hepsi diyor bir dakika diyor, nasıl yok? Veya bir dakika, sonradan nasıl yok? Bizi anlamsızlaştırdın şeyiyle. Sen de bizi anlamsızlaştırdın. Evet. Bir de dava ediyorlar. Çok doğru, onu. Evet. İnek filan dava edecek yani. Aynen. Bir dakika, sen orada bizi sığarken iyiydi yani. Veya ben orada, senin dünyana bir fotoğraf olarak yansıdım. Yansıdığında sen beni süt veren bir nesne olarak gördün.
Ama bütün... Şimdi benim anlamım yok diyorsun yani. Sen evet. bana hakaret ediyorsun yani. Evet, aynen. O varlıklar bayağı şuurlu bir şekilde bizden hesap kitap sorarsa işimiz Tabii. var. Yani o varlıkların şu özelliği yok, bu özelliği yok diyoruz ya. Ha. Onların özelliğinin sorumluluğu bize verildiği için o konumun gereği yani öyle hani beni ilgilendirmiyor, ayrı ben ayrım bir diyecek bir noktada Abi, değiliz. Şöyle boynuzlu koç, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Bir adalet yasası. Yani evet. bir enerjinin dengeleneceği düzlem evet. var. Yani şimdi ben o hayvanın şeyini aldım. Etini aldım, derisini aldım, falan aldım. Veya o elmayı yedim. Halbuki o belki toprağa düşecekti kendisi. Yani ben öyle yaptım ama bu filmde bunların manasına yönelik, ana temasına yönelik bir anlam çıkarttı mı, çıkartmadı mı? Aslında belki de şuradan sorgulanacağız. Bu kitabın ana manasına uygun bir yaşam yaşadın mı, yaşamadın tabii. mı? Tabii. Bu hani hangi rolü alıyorsun? Tabii burada? Emanetle beraber rolünü mü alıyorsun? Tabii. Bir Işık de emanetle mu? Birlikte verilen bir sorumluluktan bahsediyoruz ya. Hı hı. Şimdi ben mesela bir tıp merkezinin mesul müdürüyüm. Hı hı. Mesul müdür demek, sorumlu müdür demek evet. ve kanun şunu diyor. Tabii, sen sorumlusun. Şu anda ben burada program yapıyorum ya, hı hı. orada da işte diyelim ki diş hekimi, başka doktorlar, hemşireler bir şey yapıyorlar. Bir yanlış yaptılar. Sorumlu Şimdi sensin. Beni çağırıyorlar. Tabii, ben evet. şunu diyemiyorum ya, o dakikada ben Kubilay'la program ya. Yapıyordum. Ya. Diyorlar ki sorumluysan her anından sorumlusun. Şimdi insan da sorumlu varlık. Ve dolayısıyla alemine yansıyan her varlıktan sorumlu. Ne anlamda sorumlu? Onun anlamını yani arkasındaki ismi hissedip o yüzden işte her vakitte ettahiyyatü lillah. Bütün varlığın sorumluluğu noktasında Allah'a onların tamamı. İbadetlerinin ve onlardan hasıl olan manaların insanın anlamı da böylece çıkmış oluyor. Aynen. İnsan halife-i ruh-i zemindir. Çok güzel. Bu evet. kainatın imamı. Bütün mükevvenatın, evet. mahlukatın. İşte Peygamber aleyhisselam da bunun bir temsili olarak bütün ümmetini, bütün işte mükevvenatı, cinleri, melekleri hepsini bunu fiiliyat olarak göstermiş. Biz de kendi dünyamızda bu his içerisinde olacağız. Tabii. Ve sonuç olarak şu ortaya çıkıyor. Yani her insan kadar, yani her insan bir kainat temsilcisi, bir kainatın yansıması. İnsanlara dedince kainat var. Ve her bir insan kendi dünyasında yansıyan kainatın sorumlusu ve halifesi konumunda Cenab-ı Hakk'a onu arz etmek durumunda. Arz etmek durumunda. Bu birileri der ki işte bu insanı kibre sokmaz mı? İnsan nasıl yani bütün kainatın imamı ve halifesi? Bunu Allah'a arz etmek üzere. Evet. Yoksa üzerine almak değil. Yani Tabii. Peygamber aleyhisselam bütün her tarafın imamı benim. Benim Tabii. işte tamam bitti bu kadar demedi ki. Tabii. Şimdi Allah'a burada çok enteresan bir noktada bence bizim hani tüylerimizi ürpertmesi gereken bir nokta da bizim dünyamıza bir Resul ve Nebi olarak yansımış olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletini de tasdik edip Tabii. Cenab-ı Hakk'a takdim etme Aa, konumunda. Model bu demiş yani. Yani hem model bu, o hem de senin dünyanda yansıyan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak Rabbine takdiminin sorumluluğu da sende. Evet. Ve hepsi sana içindeki o manayı çıkartasın diye birer örnek. Örnek çok doğru. Örnek. Evet. Ve hürmeten o sana bunu hatırlattığı için ona salavat getiriyorsun. Ve Tabii. o bütün tesbihatını kime takdim etmişse sen de ona takdim ediyorsun. Çok doğru. Beni İsa'yı evet. sevdikleri kadar sevmeyin diyor. Bana tapmayın. Tabii. Tapılacak tabii. olan ben değilim. Alemlerin Rabbi tabii. Allah'tır. İşte benim yaptığım gibi yapın. Tabii. Kendinize benlik almayın. Evet. Yani ben Tanrı'yım onun sahibi hepsinin. Emaneti sahibi hakikisine vermek. İnsan burada anlam buluyor. Çok işte. Doğru. İnsan Ve anlamını burada buluyor. Hazreti buluyor. Peygamber'in risaletinin Rabbine takdimi şeklindeki bir emanetin dahi senin üzerinde olması çok hakikaten çok, tüyler ürperten çok. Ve sorumluluğu nerede yaşadığımızı da çok derin hissettiren bir tablo. O zaman haftanın konusu belli oldu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın üstünden insanın tarifi üzerinde onun üstünde evet, duralım güzel. İnşallah. Güzel.
Çok teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Sizden de. Çok hakikaten bu insaniyet meselesi, getirdiği noktalar, anlamlar. Allah razı olsun. Cümlemize. Hakikaten. Evet sevgili dostlar, yine programımızın sonuna, efendim haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.